Uhud'dan sonra Şehre vardıklarında güneş batıyordu. Mescide varır varmaz akşam namazını kıldılar. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinlenmek için yattı ve derin bir uykuya daldı. O kadar derin uyuyordu ki Bilal radıyallahu anh'ın okuduğu yatsı ezanını duymadı. Bu yüzden namazı daha sonra evde tek başına kıldı. Ensar'ın iki Sadı, İbni Ubade ve İbni Muaz geceyi mescidin kapısında geçirdiler. Daha sonra bu nöbeti başkaları devraldı. Çünkü hala Kureyşlilerin geri gelip saldırma ihtimali vardı. Ertesi sabah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra Bilal radıyallahu anhe oradakilere ve uzaktakilere düşmanın arkasından gidileceğini duyurmasını söyledi. Fakat hiçbiri bize katılmayacak. Sadece dün bizimle birlikte savaşanlar gelecek dedi. Elçiler çeşitli kabilelere vardıklarında asabın çoğunu yaralarını sararken veya eşlerine sardırırken buldular. Çünkü Uhud'a katılanlardan çok azı yara almamıştı. Çoğu ise ağır yaralıydı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in çağrısını duyar duymaz hepsi yaralarını ellerinden geldiğince kapatıp tekrar yola çıkmak için hazırlandılar. Uhud'a katılanlardan sadece Malik radıyallahu an ve Şemmas radıyallahu an bu seferki yürüyüşe katılamıyordu. Çünkü Malik aldığı yaraların etkisiyle zayıf düşmüş, halsiz bir şekilde ailesinin yanında yatıyordu. Şemmas'ın ise Medine'de hiç akrabası yoktu. Bu yüzden onu Ayşe kendi odasına taşımıştı. Fakat Ümmü Seleme kabilesinden olan bu adama bakmanın kendi sorumluluğunda olmasını istedi ve ona bakmayı üstlendi. Hemen hemen ölmek üzere olduğu için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şemmas'ı Medine'ye gömmemelerini, Uhud'a arkadaşlarının yanına gömmelerini söyledi. Başına nişan alınan darbenin omuzuna gelmesi nedeniyle sağ omuzunu oynatamamasına rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk hazırlananlar arasındaydı. Talha radıyallahu an yola çıkma zamanını öğrenmek için mescide geldiğinde onu kapının önünde at sırtında görünce çok şaşırdı. Peygamber aleyhissalatu vesselam miğferinin önünü indirmişti. Gözlerinden başka yeri görünmüyordu. Bunun üzerine Talha sakat olmasına rağmen hazırlanmak üzere hemen eve koştu. Beni Selime'den yola çıkanlar arasında çoğu ondan fazla kılıç veya ok yarası almış olan kırk yaralı vardı. Karşılaştıkları yerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle buluşunca sıraya girdiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam onların kalplerinin bedenlerinden daha güçlü olduğunu görünce çok sevindi ve şöyle dua etti. Allah'ım beni Selime'ye merhamet et.'' bütün kabileler arasında Uhud'a katılmayan fakat bu kez onlara katılan bir tek kişi vardı. Bu Cabir radıyallahu anh'tı. O sabah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısını duymuş ve ona giderek ''Ey Allah'ın Resulü savaşta bulunmayı çok istiyorum fakat babam beni yedi küçük kız kardeşimin başına bıraktı. Ben ümit ettiğim halde şehadette Allah onu bana tercih etti. Ey Allah'ın Resulü hiç olmazsa bu kez seninle gelmeme izin ver dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam da ona diğerleriyle birlikte gitme izni verdi. Medine'den 8 kilometre ötede konakladılar. O sırada düşman da kendilerinden fazla uzakta olmayan Revha'da konaklamıştı. Bunu duyan Peygamber aleyhissalatü vesselam adamlarına mümkün olduğu kadar geniş bir alana yayılmalarını ve kendileri için odun toplamalarını emretti. Her adam kendi için bir ateş yakacaktı. Güneş batana dek 500 öbek odun topladılar. Gece olduğunda herkes kendi ateşini yaktı. Çok sayıdaki ateş öbekleri uzaktan sanki büyük bir ordu konaklamış izlenimi veriyordu hala putperest olmasına rağmen Müslümanlara dost olan huzalı bir adam Ebu Sufyan'a gidip gerçek olmadığı halde Uhud'a katılmayanlar ve müttefikleri de dahil bütün Medinelilerin savaş meydanına geldiklerini haber verdi. Tanrı'ya and olsun siz onların atlarının başını görür görmez kaçmalıydınız dedi. Kureyşlilerden bazıları Medine'ye saldırmak istiyorlardı. Fakat şimdi hepsi en hızlı şekilde Mekke'ye dönme kararı almışlardı. Bununla beraber Ebu Sufyan, erzak almak için Medine'ye giden bir gruptan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme mesaj göndermeyi ihmal etmedi. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem de ki, biz ona ve arkadaşlarına karşı çıkıp geri kalanların hepsinin kökünü kurutuncaya kadar onlarla savaşacağız.'' Geri döndüğünde ukaz panayırına uğra, deveni kuru üzümle yükleyeyim dedi. Adamlar mesajı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırdığında o kısa bir süre önce inen ayetle cevap verdi. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve arkadaşları pazartesi, salı ve çarşamba günlerini orada her akşam ateş yakarak geçirdiler.'' O üç gün boyunca tüm Müslümanlar dinlendiler ve bayram sevinci yaşadılar. Bir önceki yaz hasat çok verimli geçmişti. Sa'd ibnü Ubade radıyallahu anh 30 deve yükü hurma, diğerleri de kurban edilmek üzere hayvanlar getirmişlerdi. Perşembe günü toplanıp Medine'ye döndüler. Uhud savaşından döndükten sonra İbni Ubey'in oğlu Abdullah savaştan sonraki ilk geceyi çarpışma sırasında aldığı bir yarayı dağlamakla geçirdi. Bu sırada babası ona savaşa katılmasının aptallık olduğunu söylüyordu. Tanrı'ya and olsun sonuç tam benim tahmin ettiğim gibi oldu dedi. Oğlu Allah'ın Resulü ve Müslümanlar için yaptığım şey hayırlıydı dedi. Fakat İbni Ubey tartışmaya açık değildi. Eğer öldürülenler bizle geri dönmüş olsalardı öldürülmezlerdi diye iddia etti. Oğlu diğer Müslümanlarla birlikte savaştayken o Medine'de boş durmamıştı. Yahudiler ise daha önce göstermedikleri derecede şiddetli bir kesinlikle şöyle diyorlardı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadece krallık peşinde koşuyor. Hiçbir peygamber böyle bir sonla karşılaşmamıştır hem kendisine hem de arkadaşlarına büyük darbeler vurulmuş. Yahudilerin ve münafıkların söylediklerinin çoğu Uhud'a yakın bir yerde ateşler yakarak yapılan gösterişten sonra şehre dönen Ömer radıyallahu anh'ın kulağına gitmişti. Hazreti Ömer bunları duyunca hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve bundan sorumlu olan kişileri öldürmek için ondan izin istedi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna izin vermedi. Allah dinini yüceltecek ve peygamberine güç verecek dedi. Ey Hattab'ın oğlu! Gerçekten Kureyş bize bir daha aynı günü yaşatamayacak ve gidip köşeyi selamlayabileceğiz. Mekke'ye girip Hacerül Esved'i öpeceklerini kastediyordu. Hazreti Ömer'in ellerinin bağlı olmasına rağmen İbni Ubey cezasız kalmadı.'' O, mescitte cuma namazları için kendine şerefli bir konum edinmişti. Onun Medine'deki konumunu herkes bildiği için buna kimse karşı çıkmıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minbere hutbe ve vaaz için çıktığında İbni Ubey kalkar ve şöyle derdi. Ey insanlar! Bu Allah'ın Resulüdür. Dilerim Allah onun sayesinde bize merhamet eder. O halde ona yardım edin. Onu onurlandırın. Onu dinleyin ve ona itaat edin. Daha sonra tekrar otururdu. Fakat Uhud dönüşünden sonraki ilk cuma namazında İbnü Ubey her zamanki gibi aynı şeyleri söylemek için ayağa kalktığında etrafında bulunan Ensar'dan Müslümanlar onu iki tarafından tuttular ve "Ey Allah'ın düşmanı, otur." Bu yaptıklarından sonra "Senin konuşmaya hakkın yok." dediler. Bunun üzerine İbnü Ubey kalabalığın arasından zorlukla sıyrıldı ve cemaati terk etti. Mescidin kapısında ona rastlayan ensardan biri ona dön ve Allah'ın Resulünden bağışlanma dile dedi. Fakat o şu cevabı verdi. Tanrı'ya and olsun benden bağışlanma dilememi isteyen kişiyi ben istemiyorum. Uhud'u izleyen günlerde Peygamber aleyhissalatü vesselam savaşla ilgili birçok yeni vahiyler aldı. Bu ayetlerden iki kabilenin de büyük bir bölümünün savaş başladığı anda alanı terk etmeyi düşündükleri fakat Allah'ın onlara güç ve kararlılık verdiği açığa çıkıyordu. Bu iki kabileden biri düşmanı takip etmeye gittiklerinde hemen hazır oluşlarıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevindiren Hazreçli Beni Seleme kabilesiydi. Beni Seleme ve Evsli Beni Harise kabileleri bu ayetleri duyunca Ayette kastedilen kişilerin kendileri olduklarını itiraf ettiler. Fakat o anki zayıflıkları için üzülmüyorlardı. Çünkü Allah onlara kendi kazanacakları güçten daha fazla güç ve kararlılık vermişti. Ayetler savaş sırasında birden paniğe kapılıp daha kaçanlardan ve özellikle şehit olmak istedikleri için peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi savaşa teşvik edenlerden bahsediyordu. Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri belirtip ayırt etmeden ve sabredenleri de belirtip ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun siz onunla karşılaşmadan önce ölümü temenni ediyordunuz. İşte siz bakıp dururken onu gördünüz de. Fakat vahiy savaş alanında emirlere uymayan kişilerin cezalarını orada ödedikleri ve affedildiklerini de belirtiyordu.'' Ödedikleri cezanın veya kefaretin bir kısmı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ölüm haberini duyduklarında çektikleri acı ve üzüntüdür. Eski medeniyetlerin harabe ve tarihlerine bakarak Arabistan'ın geleneklerinin de bir gün yok olacağı ve zaferin İslam'ın olacağı da anlaşılıyordu. Gerçek şu ki sizden önce nice sünnetler gelip geçmiştir. Bundan dolayı yeryüzünde gezip dolaşın da yalan sayanların uğradıkları sonuç nasıl oldu bir görün. Bu Kur'an insanlar için dolambaçsız bir açıklama, sakınanlar için de bir hidayet ve öğüttür. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer inanmışlarsanız en üstün olan sizlersiniz. Bir de gelecekle ilgili bir olaya değiniliyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yalnızca bir peygamberdir. Ondan önce nice peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi ölürse ya da öldürülürse siz topuklarınız üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? İki topu üzerinde gerisin geri dönen kimse Allah'a kesinlikle zarar veremez. Allah şükredenleri pek yakında ödüllendirecektir. İntikam kurbanları Dört aydan fazla süre boyunca barışı bozan hiçbir olay meydana gelmedi. Fakat bu sürenin sonunda Beni Esed İbni Huzeyme'nin Medine'ye sefer düzenlediği haberi ulaştı. Müslüman olan Cahş ailesini ve daha önceden Mekke'de yaşayan Esedlileri saymazsak bu geniş ve güçlü Necd kabilesi hala Kureyşlilerin yakın bir müttefikiydi. Kureyşliler şimdi de onları Uhud'da zayıf düşen Müslümanlardan yararlanmaya teşvik ediyordu. Bu nedenle onlara ve tüm Arabistan'a Uhud'un Müslümanları zayıflatmadığı bilakis güçlendirdiği gösterilmeliydi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni Esed İbni Huzeymelilerin kampına habersiz olarak kuzeni Ebu Seleme komutasında 150 silahlı adam gönderdi. Bu küçük ordu İbni Huzeymelilerin kampına sessizce yaklaştı ve çok az kan dökerek onların kaçmasını sağladı. Müslümanlar ise Medine'ye 11 gün sonra büyük bir deve sürüsü ve üç çoban ile birlikte döndüler. Bu saldırı amacını yerine getirmişti. Yani İslam'ın bitmeyen gücü tüm Arabistan'a gösterilmişti. O sıralarda daha güneyden bir saldırının yapılacağı haberi Medine'ye geldi. Fakat bu kez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mucize göstererek İslam karşısındaki düşmanlığın Hudayl kabilesinin Lihyani kolunun başkanında toplandığını bildirmişti. Eğer bu adam ortadan kaldırılırsa o taraftan gelecek saldırı artık pek önemli olmazdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreçli Abdullah İbni Uneysi bu lideri öldürmekle görevlendirdi. Ey Allah'ın Resulü dedi. Abdullah, bana o adamı tarif et ki gördüğümde tanıyabileyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu gördüğünde o sana şeytanı hatırlatacak. Onun aradığın adam olduğunu şöyle anlayacaksın. Onu gördüğünde titreyeceksin dedi. Abdullah radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerini aynen yaşadı ve onu öldürüp sağ salim geri döndü. Medine'ye karşı planlanan saldırıların hepsi şimdilik rafa kaldırılmıştı. Fakat öldürülen başkanlarının öcünü almak için Hudayl kabilesinden bir grup adam komşu köylere İslam'ı anlatmak için giden atlı Müslümanlara saldırdılar. Olay Mekke'nin yakınında Raci denilen sulak bir yerde meydana geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in adamlarından üçü dövüşerek şehit edildi, diğer üçü de esir alındı. Esir alınan üç kişiden biri kaçmak isteyince hemen öldürüldü. Çatışmada ölenlerden biri de Uhud'da Kureyş'in sancaktarlarından ikisini öldüren Evs kabilesinden Asım idi. Öldürülen adamların annesi Asım'ın kafatasından şarap içmeye yemin etmişti. Hudayr'la adamlar da onun kafatasını bu kadına satmayı planlıyorlardı. Fakat bir arı kovanı yüzünden gece olana dek Asım'ın cesedine yaklaşamadılar.'' Gece olunca da bir fırtına Asım'ın cesedini sürükleyip götürmüştü. Bu nedenle Kureyşli anne hiçbir zaman yemeğini yerine getiremedi. Esir alınan Evsli Hubeyb ve Hazreçli Zeyd, Bedir'deki ölülerinin öcünü almak için her fırsatı kollayan Kureyşlilere satıldı. Hubeyb, Beni Nefel'in müttefiklerinden birine satıldı ve Bedir'de öldürülen babasının öcünü alması için kabilenin bir üyesine verildi. Safvan da aynı amaçla Zeyd'i aldı ve iki adam haram aylar geçinceye kadar hapiste kaldılar. Safer ayının hilali görünür görünmez esirleri haram bölgeden çıkarıp Tanim'e götürdüler. İki adam birbirlerini hapsedildiklerinden beri ilk defa görüyorlardı. Orada birbirlerine sabır tavsiye ettiler. Daha sonra Beni Nevfel ve beraberindekiler Hubeyb'i biraz ileriye götürdüler.'' Hubeyb kendisini kazığa bağlayacaklarını anlayınca onlardan namaz kılmak için izin istedi. Daha sonra iki rekat namaz kıldı. Onun öldürülmeden önce namaz kılma geleneğini kuran ilk kişi olduğu söylenir. Daha sonra onu kazığa bağladılar ve İslam'dan dönersen seni serbest bırakacağız dediler. O şu cevabı verdi. İslam'dan döndüğümde yeryüzündeki her şeyi elde edeceğimi bilsem yine İslam'dan dönmem kendin evinde olup Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senin yerinde olmasını istemez miydin dediler. Kendim evde oturmak için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ayağına bir diken parçası bile batmasını istemem diye cevap verdi. Dön Hubeyb dediler. Çünkü dininden dönmezsen seni öldüreceğiz. Allah için ölmem hiç de önemli değil dedi. Daha sonra şunları ekledi. Benim yüzümü kutsal yerden çevirmenize gelince yüzünü Mekke'den başka tarafa çevirmişlerdi. Allah şöyle buyuruyor: Her nereye dönerseniz Allah'ın kıblesi oradadır. Allah'ım, burada benim selamımı senin resulüne götürecek kimse yok. O halde selamımı ona sen ulaştır dedi. O sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Zeyd ve diğer arkadaşlarıyla birlikte oturuyordu. Bir an Peygamber aleyhissalatu vesselam vahiy aldığı zamanlara girdiği hale girdi. Onun ve aleyhisselam ve rahmetullah dediğini duydular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Cebrail bana Hubeyb'den selamını getirdi dedi. Kureyşlilerin yanında babaları Bedir'de öldürülen kırk genç vardı. Gençlerden her birine mızrak verip bu senin babanı öldürendir dediler. Gençler Hubeyb'i mızrakladılar fakat öldüremediler. Bunun üzerine büyüklerden biri elini çocuğun elinin üstüne koyup öldürücü bir darbe indirdi. Bir diğeri daha aynı şeyi yaptı. Fakat buna rağmen Hubeyb bir saat daha yaşadı ve sürekli şu iki cümleyi tekrarladı. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür. Esir edilen arkadaşı Zeyd de aynı şekilde öldürüldü. Öldürülmeden önce o da iki rekat namaz kıldı ve sorulan sorulara aynı cevapları verdi. Zühre'nin müttefiklerinden olan ve o gün herkesle birlikte Tanim'e gelen Ahnas İbni Şerik şöyle demekten kendisini alamadı. Hiçbir baba evladını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin taraftarlarının Muhammed'i sevdiği kadar sevemez. Bedir savaşının başında Utbe ile tek etek karşılaşması sonucunda ölen Ubeyde geride kendisinden çok genç olan bir dul bırakmıştı. Bedevi kabilesi Amir'den Huzeymen'in kızı olan Zeynep çok cömert bir kadındı. İslam'dan önce de fakirlerin annesi diye anılırdı. Dul kaldıktan bir yıl sonra hala evlenmemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona evlenme teklif ettiğinde memnuniyetle kabul etti. Mescide bitişik odalara bir oda daha eklendi. Büyük bir ihtimalle bu yeni bağ nedeniyle Zeynep'in kabilesinin yaşlı lideri Ebu Bera, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ziyaret etti. İslam ona teklif edildiğinde yaşlı adam buna karşı olmadığını söyledi. Bununla birlikte tamamen kabul ettiğini de açıklamadı. Sadece kendi kabilesine İslam'ı öğretecek Müslümanların gelmesini istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona diğer kabilelerin Müslümanlara saldırabileceğini söyledi. Beni Amir Havazin kabilesinin bir koluydu ve yerleşim bölgesi Müslümanlara saldırmaları muhtemel olan Süleym ve diğer Gatafan kabilelerine yakındı. Fakat Ebu Bera, Beni Amir'in şerefi olarak kendisinin koruyacağı hiç kimseye saldırılamayacağına dair söz verdi. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatu vesselam hem bilgileri hem de takvaları nedeniyle İslam'ı temsil eden 40 Müslüman seçti. Onların başına Hazreçli Münzir İbni Amr'ı getirdi. Seçilenlerden biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radıyallahu anh ...le birlikte hicret eden Ebu Bekir'in azatlı kölesi Amir İbni Fuheyre ydi. Medine'de Ebu Bera'nın liderliğinin tartışmalı olduğu bilinmiyordu. Onun yerine geçmek isteyen yeğeni, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bir mektup götüren... ...bu nedenle herkesten önce oraya varan bir Müslümanı öldürdü. Kabilenin diğer adamlarını da geri kalan Müslümanları öldürmeleri için teşvik etti... Fakat tüm kabile Ebu Bera'nın koruması altında olan kimseyi öldüremeyeceklerini söyleyince sinirlenen yeğen kısa bir süre önce Medine'ye kötülük yapmayı düşünen iki Süleym kabilesine haber verdi. Süleym kabilesi hemen bir grup atlı gönderdi ve Mauna kuyusu yakınında hiçbir şeyden habersiz konaklayan Müslümanların hepsini şehit ettiler. Sadece develeri otlatmaya giden iki kişi sağ kaldı. Bu iki kişiden biri Uhud'da büyük bir cesaretle savaşan Haris İbni Es-Simme idi. Diğeri ise Kinane kabilesinin Demreh kolundan Amr idi. Uzaktan kamplarının çevresini saran atlıları görünce çok şaşırdılar. Yaklaştıklarında ise kampın bir savaş alanına döndüğünü ve arkadaşlarının hepsinin öldürüldüğünü gördüler. Süleym'le adamlar ölülerin başında derin bir tartışmaya dalmışlardı. Bu yüzden yeni gelenleri fark etmediler. Amr gidip Medine'ye haber verme taraftarıydı. Haris ise şöyle dedi: "Munzir'in öldürüldüğü yerde ben savaş alanına arkamı dönüp gidemem." Daha sonra kendini düşmanların arasına attı ve Amr'la birlikte esir alınıncaya kadar çarpıştı ve iki düşman öldürdü. Düşmanların ikisini de öldürmek istememeleri garipti. Çünkü Haris iki adamlarını öldürmüştü. Haris'e kendisine ne yapılmasını istediğini sordu. O da Munzil'in cesedi başında gidip eline silahlar verilmesini ve orada savaşmak istediğini söyledi. Onun isteğini yerine getirdiler. Haris kendisi öldürülmeden önce iki adam daha öldürdü. Amr'ı ise serbest bıraktılar ve kendilerine ölü arkadaşlarının isimlerini saymasını istediler. Amr onlarla birlikte her cesedin başına gitti ve soyuyla birlikte hepsinin ismini söyledi. Ona burada olması gereken fakat cesedi burada olmayan bir arkadaşının olup olmadığını sordular. Amir İbni Fuheyr adındaki Ebu Bekir'in azatlısını göremiyorum dedi. Ona bu adamın sizin aranızdaki konumu nasıldı diye sordular. O en iyilerimizden biriydi dedi. Amr Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk tabi olanlar arasındaydı. Soruyu soran sana ona ne olduğunu söyleyeyim mi dedi. Daha sonra amiri öldüren Cebbar'ı çağırdılar. Cebbar mızrağını nasıl arkasından gelip amirin iki kürek kemiği arasına sapladığını anlattı. Mızrağın ucu amirin göğsünden çıkmıştı. Amirin ölmeden önce son sözü vallahi zafere ulaştım olmuştu. Cebbar bu ne anlama gelebilir diye şaşırmıştı çünkü aynı sözü kendisinin söylemeye daha çok hakkı vardı. Daha sonra Cebbar şaşkınlıkla mızrağı amirin sırtından çıkarmış fakat şaşkınlığı görünmeyen ellerin amirin cesedini gözden kaybolana dek yukarı kaldırdıklarını görünce daha da artmıştı. Cebbar'a zaferin cennet olduğu anlatılınca Müslüman oldu.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı duyunca meleklerin amiri cennetin en yüksek derecelerinden biri olan İlliyuna götürdüklerini söyledi. Süleymliler kabilelerine döndüler ve bu olayı tekrar tekrar herkese anlattılar. Bu onların İslam'a dönmelerinin başlangıcıydı. Serbest bıraktıkları amra bu katliama beni amirin sebep olduğunu söylediler. Bunun üzerine Amr Medine'ye dönerken Beni Amir'den rastladığı iki kişiyi öldüren arkadaşlarına karşılık öldürdü. Fakat gerçekte iki adam da masumdu. Çünkü onlar Ebu Bera'ya bağlıydılar ve onun Müslümanları korumasına taraftardılar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öldürülenlerin ailelerine kan diyeti verilmesine karar verdi. Beni Nadır Yahudi kabilelerinden Beni Nadır uzun süreden beri Beni Amir'in müttefikiydi. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan kan diyetini ödemede kendisine yardım etmelerini istemeye karar verdi. Ebu Bekir radıyallahu an, Ömer radıyallahu an ve diğer ileri gelen arkadaşlarıyla onlar gitti ve meseleyi açıkladı. Yahudiler onun isteğini yerine getireceklerini söylediler ve ondan yemek hazırlayıncaya kadar kalmasını rica ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların ricalarını kabul etti. O sırada içlerinden görünüşte misafir için verilecek yemek hakkında emirler vermek üzere liderleri Huyay'ın da bulunduğu bir grup onlardan ayrıldı. Onlar kalenin önünde oturmuş beklerken diğerlerinin göremeyeceği şekilde Cebrail Aleyhisselam geldi ve hemen Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Medine'ye dönmesi gerektiğini haber verdi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ayağa kalktı ve bir tek kelime bile söylemeden topluluğu terk etti. Herkes onun kısa bir süre sonra geri döneceğini zannediyordu. Geri dönmeyince Ebu Bekir radıyallahu an diğer arkadaşlarına onun arkasından gitmeyi önerdi. Hep birlikte Yahudilerden ayrılıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evine gittiler. Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara olanları anlattı ve Muhammed İbni Mesleme'yi beni nadire ne söyleyeceğini bildirerek gönderdi. Muhammed İbni Mesleme radıyallahu an bütün hızıyla kabilenin olduğu yere gitti.'' Onu gören bazı liderler karşılamaya çıktılar. Onlara şöyle dedi: Allah'ın Resulü beni size gönderdi ve şunları söyledi: Beni öldürmeyi amaçlayarak aramızdaki anlaşmayı bozdunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in onu anlattığı şekliyle onlara suikastin tüm ayrıntılarını anlattı ve mesajının püf noktasına gelerek şöyle bağladı: Peygamber size ülkemi terk etmeniz için on gün veriyorum. O günden sonra hala burada olanlarınızın başı kesilecek dedi. Onlar ey meslemenin oğlu bir evslinin bize böyle bir haber getirebileceğini ummazlık dediler. İbni Meslem'e gönüller değişti cevabını verdi. Çoğu hemen ayrılmak için hazırlıklara başlamışlardı. Fakat İbni Ubey onları kalmaya teşvik eden ve yardım edeceğini bildiren bir haber gönderdi. Huyay komşuları Beni Kuraysa ve Bedevi müttefiklerinin böyle bir durumda kendilerini yalnız bırakmayacaklarını söyleyerek Yahudileri kalmaya ikna etti. Tüm bu müttefiklere yardım haberi gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de kardeşini haberci gönderdi. Biz evlerimizi ve mallarımızı bırakıp gitmeyeceğiz. O halde ne yapacaksan yap dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah büyüktür. Allahu Ekber dedi ve bu tekbir tüm arkadaşlarının ağzında tekrarlandı. Arkadaşlarına Yahudiler savaş ilan ediyor dedi. Bir ordu hazırlayarak şehrin güneyindeki Nadir yerleşim bölgesine doğru ilerlediler. Sancağı Ali radıyallahu an taşıyordu. İkindi namazını korunma bölgelerinin dışında olduğu için Yahudiler tarafından terk edilen geniş bir bahçede kıldılar.'' Namazdan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem askerlerini kalelere doğru ilerletti. Surlar, okçular ve sapancılar tarafından korunuyordu. Bu askerlerin yanında okları bittiğinde ve sur duvarları saldırıya uğradığında kullanılmak üzere taşlar da vardı. İki ordu da hava kararıncaya kadar karşılıklı ok atışları yaptılar. Yahudiler karşısındakilerin saldırı hızı karşısında şaşkınlığa dönmüşlerdi. Fakat ertesi gün nasıl olsa Beni Kureyza'nın ve İbni Ubey'in yardımları ulaşır diye düşünüyorlardı. Birkaç gün sonra da müttefikleri Gatafan kabilesi imdada yetişirdi. O sırada Müslümanların ordusu Medine'de çeşitli sebepler yüzünden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yola çıkamayan Müslümanların da orduya katılmasıyla gittikçe büyüyordu. Yatsı namazı vaktine kadar ordu düşmanı her taraftan sarabilecek derecede çoğalmıştı. Peygamber aleyhissalatü Vesselam onlarla birlikte namaz kıldı ve Hazreti Ali'yi ordunun başına bırakarak 10 kişiyle birlikte Medine'ye döndü. Ordu sabah namazına kadar Allah'ı yücelten şiirler okudu. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem sabah namazında onlara katıldı. Günler geçiyor ve Beni Nadır beklediği yardımlar için ümidini yitiriyordu. Beni Kureyza, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile yaptığı anlaşmayı bozmak istememiş, Beni Gatafan sessiz kalmış, İbni Ubey de her zaman olduğu gibi bir şey yapamayacağını anlamıştı. Çok ümitli olan Beni Nadır'ın ümitleri gittikçe kayboluyor ve aralarındaki anlaşmazlıklar artıyordu. Kabile Uzun zamandan beri süren anlaşmazlıklar ve düşmanlıklarla parçalanmıştı. Şimdi ise dış dünyadan tamamen kopmuş bir vaziyette hiçbir yardım alamıyordu. O güne yakın bir süre sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sur duvarlarının yakınındaki bir iki hurma ağacını kesmesiyle bu ümitsizliği ve çaresizliği daha fazla hissetmeye başladılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu toprakların kendinin olacağını bildiği için bu ağaçları kurban olarak kestirmişti. Ağaçların kesilmesi ilahi bir emirle ona bildirilmişti. Bu emrin yerine getirilmesiyle düşmanın karşı koyma gücü tamamen yok oldu. Onlar için hurma ağaçlarının özel bir konumu vardı. Çünkü bu ağaçlar geçim kaynaklarının büyük bir bölümünü oluşturuyordu. Şimdi topraklarından ayrılmaya zorlansalar bile o yerleri hala kendilerinin olarak düşüneceklerdi. Çünkü gelecekte onu tekrar kazanma ümitleri vardı. Kureyş vadiden İslam'ın izlerini silmek üzere söz vermişti. Fakat eğer hurma ağaçları kesilirse onları yenilemek yıllar alırdı. Sadece birkaç tanesini kesmişlerdi. Fakat bu tahrip nereye kadar varacaktı? Huyay, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme topraklarını bırakıp gideceklerine dair haber gönderdi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, daha önce bütün mallarını götürebileceklerine dair verdiği sözde artık duramayacağını söyledi. Topraklarınızı bırakın dedi. Silahlarınız ve zırhlarınız dışında develerinizin taşıyabileceği miktarda mal götürebilirsiniz. Huyay ilk önce bu teklifi reddetti. Fakat kabiledeki diğer adamlar onu kabul etmeye zorladılar. İki hafta önce bıraktıkları hazırlıklara tekrar başladılar. Evlerinin kapılarına ve eşiklerine varıncaya kadar bütün eşyalarını develere yüklediler. Hazırlandıklarında Suriye yolu üzerinden kuzeye doğru yola çıktılar. O zamana kadar bu ölçüde zengin ve büyük bir kervan daha görülmemişti. Medine'nin kalabalık çarşısından geçerken develer tek sıra halinde yol aldılar. Her deve, yüklerinin zenginliği ve süslerinin çokluğuyla ayrı bir şaşkınlık unsuru oluyordu. Develerin üstündeki tahtların perdeleri, içindeki çeşitli renklerde ipekler giymiş, altın, elmas, yakut gibi değerli taşlarla süslenmiş kadınları gizlemek için örtülmüştü. Beni Nadir'in zengin olduğu bilinirdi fakat o zamana kadar kendilerinden başka çok az kişi onların bu zenginliğini görebilmişti. Yolculuklarına davul ve çalgı sesleri eşliğinde devam ettiler. Böylece şimdi topraklarını terk ediyor durumda olsalar da başka yerlerde daha güzel toprakları olduğunu ve oralara gittiklerini göstermek istiyorlardı. Yahudilerin çoğu Hayber'de durdu ve önceden sahip oldukları topraklara yerleşti. Diğer bir grup da kuzeye gitti ve Eriha'ya veya Suriye'nin güneyine yerleşti. Vahyin bildirdiğine göre Yahudilerin toprakları fakir ve muhtaçlara verilmek üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait olacaktı. Bu topraklar özellikle yurtlarından ve mallarından sürülüp çıkarılmış olan muhacirler içindi. Fakirlikleri nedeniyle ensardan sadece iki kişiye toprak verildi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem toprakların çoğunu muhacirlere vererek onları bağımsız kıldı ve ensarın üzerindeki bakım yükünü kaldırdı.